Önce rakamlara bir göz atacağız her zaman olduğu gibi ve sonrasında da bu rakamların neden hızlı bir şekilde yukarıya doğru ya da aşağıya doğru hareket edebileceğini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. 105 bin seviyesinde bir borsa görüyoruz. 106 bini bugün bir miktar zorladı. Sonrasında 105 binde kendisine bir taban oluşturmaya çalışıyor. Ama büyük ihtimalle bu seviyelerden gelen satış baskısıyla borsa endeksini 100 binin altında göreceğiz yakın zaman içerisinde. Nedenlerini biraz sonra paylaşacağım raporlarda çok daha net bir şekilde anlayacağınız için şimdilik burada bırakıyorum. Öbür taraftan dolar 6.80'in üzerine kendisini attı. Biliyorsunuz 6.70 aşağıya doğru zorlamıştı. Ve o noktada size 6.70 seviyesinin çok da gerçekçi olmadığını, suni bir seviye olduğunu, düşüşün devam etmeyeceğini, doların tekrar toparlanmaya başlayacağını söylemiştim. Nitekim 6.80'in üzerindeki seviyeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Eğer ki dolar 6.80'in üzerinde tutunmayı başarırsa ki büyük ihtimalle tutunacak arkadaşlar, yakın zaman içerisinde, birkaç gün içerisinde tekrar 6.95-7 aralığında bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. Sonrasında da 7 liranın kırılmasıyla birlikte önce 7.05 seviyeleri hemen ardından 7.20 seviyelerini göreceğiz ve 7.20'nin yukarıya kırılmasıyla birlikte önce 7.60 sonrasında 7.90'a giden bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. Yine bunun nedenlerini de ayrıntılı bir şekilde videonun ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşacağım için bunu da burada bırakıyorum. Dün gümüşü atlamışız. Onun için gümüşle ilgili de bir iki cümle etmek istiyorum. Şu anda gümüşün onsu 17 dolar civarında. 12 dolarlara kadar gevşeyen bir gümüş fiyatı vardı. O seviyelerde sizlere demiştim ki yakın zaman içerisinde 17 doların üzerine atacak gümüşün onsu kendisini ve bir sonraki etapta da büyük ihtimalle 20 doların üzerinde bir gümüş ons fiyatı göreceğiz. Kimse şaşırmasın. Nitekim sözümün altına tekrar imzamı atıyorum. Çok yakın bir zaman içerisinde 20 doların üzerinde bir gümüş fiyatıyla karşı karşıya kalacağız. Altının yükselişiyle birlikte. Euro dolar paritesi kritik seviyede demiştik. 1.10 seviyesinin üzerine atmaya çalışıyor kendisini ama 1.10'un çok hafif üzerinde. Bir tık üzerinde, yani euro dolar paritesinin 1.10'un üzerinde tutunmasını beklemiyorum. 1.08'e giden bir euro dolar paritesi göreceğiz. Euro 1.08'e giden pariteyle birlikte bir miktar gevşeyebilir. Dolarla euro makası kapanabilir ama Türk lirası karşısındaki yükselişini devam ettirecektir. Yakın zaman içerisinde 7.70'e giden bir euro fiyatıyla karşı karşıya kalacağız büyük ihtimalle arkadaşlar. Altının onsunu biraz sonra konuşacağım. Önce Brent petrol diyelim. Brent petrol tekrar 35 doların üzerine kendisini atmaya çalışıyor. Bu koşullar içerisinde Brent petrolün yukarıya gitmesi mümkün değil arkadaşlar. Çok yakın bir zaman içerisinde Brent petrolü tekrar 30 doların altında göreceğiz. 20 dolarlı seviyelerde uzun bir süre gidecek. Sebep gayet basit. Petrol depoları her geçen gün biraz daha dolmaya devam ediyor. Üretim olmadığı sürece de ki yakın zaman içerisinde yüksek montanlı bir üretim tüm dünyada beklenmiyor. Petrol depoları dolu kalmaya devam edecek. Bu da petrol fiyatı üzerindeki baskının artmasını beraberinde getirecek. Yine günler içerisinde biz petrol fiyatında 30 doların altında göreceğiz. Onu da bir kenara not edin arkadaşlar. Gelelim altına. Altın şu anda 1721 dolar seviyesinde biliyorsunuz. 1695'e kadar gevşemişti dün ve sizlere şunu söylemiştim. Bu kalıcı bir gevşeme değil. 1700 doların altında büyük ihtimalle altının onsu tutunamayacak ve tekrar yukarıya doğru hareketini başlatacak demiştim. 1700'ün üzerinde kaldığı sürece de Amerika-Çin geriliminin artması, oradaki tansiyonun yükselmesiyle birlikte altında 1800 doların üzerini göreceğiz demiştim. Aslında bu itidalli bir yaklaşımdı. Daha iyimser bir yaklaşımdı. Büyük ihtimalle arkadaşlar bundan sonraki süreçte altının onsunda özellikle rekor denemeleri göreceğiz. Doların da 7 liranın üzerine tekrar toparlanmasıyla birlikte gram altında da rekor denemeleri göreceğiz ve yine sayılı günler içerisinde gram altının 400 liranın üzerine çıktığını hep birlikte takip edeceğiz arkadaşlar. Bunun en önemli nedeni ne? Doların yükselişini de destekleyen nedenlerden birisi bu. Tabii ki 3 Kasım tarihi arkadaşlar. 3 Kasım tarihi çok kritik bir tarih. Tüm dünya için. 3 Kasım'da seçimler yenileniyor Amerika'da. Trump ekonomiyle ilgili kendisini ifade edebileceği bir alan bulamadığı için de dış kaynakları kullanmaya çalışıyor. Her geçen gün biraz daha agresifleşen bir Trump'la karşı karşıya kalacağız. Kime karşı agresifleşecek? Tabii ki Çin'e karşı. Aslında pandemi işin bahanesi. Mesele bütün suçu öyle ya da böyle bir
şekilde birisine yıkmak. Trump'ın yapmaya çalıştığı bu. 3 Kasım'a kadar da bu yolu izlemeye devam edecek. Onun için de her geçen gün Çin'le Amerika arasındaki diyalog sertleşecek. Çin'le Amerika arasındaki ticari savaşları da sertleşecek. Arka arkaya iki gelişme. Amerika, Çin'in Uygur Türkleriyle ilgili uygulamalarına yönelik bir karar çıkarttı Temsilciler Meclisi'nden. Amerika'nın aldığı bu karara hemen cevap verdiler. Hong Kong'u tamamen kontrol altına alıyoruz dediler. Trump'a rağmen, Trump'ın tüm baskılarına rağmen güvenlik yasasını çoğunluk kararıyla geçirdi. Her iki tarafta atışmaya başladı. Trump Çin'e yükleniyor. Çin de aynı oranda, aynı şiddette Trump'a karşılık vermeye devam ediyor. Geçmişte gördüğümüz ticaret savaşlarından çok daha şiddetli olan bir ticaret savaşıyla karşı karşıya kalacağız. Pandemi etkisi bir tarafta, öbür tarafta Amerika ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları, sert söylemler, alınan sert kararlarla birlikte her geçen gün dünyanın riski artmaya devam edecek. Dünya çok ciddi bir kutuplaşmaya doğru ilerliyor. Çin bu konuyla ilgili çok net açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz günlerde Çin Dışişleri Bakanı yeni bir soğuk savaşa imza atıyor dedi Amerika için. Hong Kong'la ilgili baskılarından dolayı Çin bu açıklamayı yaptı. Dolayısıyla tüm dünyada pandemi stresi kadar neredeyse oluşacak başka bir stres ortamı yaratılıyor. 3 Kasım'a kadar büyük ihtimalle bu stres ortamı daha da gerilecek. Trump'ın seçilmesi durumundaysa gerilim her geçen gün biraz daha artacak. Çünkü Amerika'da ekonomi cephesinde çok ciddi bir bozulma var. Ve bu bozulmaya karşı mutlaka Amerika'yı birleştirmek, milliyetçi oyları kendisine çekmek, bir şekilde toplumu ikna etmek isteyen Trump, Çin'e, Rusya'ya, belki Türkiye'ye, belki Avrupa ülkelerine saldırmaya devam edecek. Oyun her geçen gün biraz daha sertleşmeye devam edecek. Oyun sertleşmeye altın fiyatları, özellikle altın ons fiyatı yukarıya hareketini devam ettirecek. Bu arada Trump ve Amerika büyük ihtimalle ticari uygulamalar dışında parasal uygulamalarla da rakiplerini köşeye sıkıştırmaya çalışacak. Çok karmaşık bir denklem içerisindeyiz. Altında çok daha agresif hareketler görmeye devam edeceğiz. Hadi gelin biraz da şu sektörel araştırmaya bakalım. Çünkü bu sektörel araştırma çok net bir şekilde borsaların önümüzdeki dönem çöküşünü işaret ediyor arkadaşlar. Hem de çok net bir şekilde işaret ediyor. Amerika'da işsizlik her geçen gün artıyor. İflaslar kapıda. Amerika şirketlerini ve bankalarını kurtarmak için her geçen gün yeni paketler açıklıyor. Ama açıkladığı paketlerde piyasanın canlanmasını beraberinde getiremiyor. Çünkü pandemi insanlar üzerindeki sağlık korkusu, ölüm korkusu baskısına devam ediyor. Trump tamam bitirelim bu işi, normalleşelim, piyasaları açalım, ekonomi tekrar canlan dese de sağlık kesiminden gelen açıklamalar, Amerika'nın en üst düzeyindeki doktorların açıklamaları hala bu işin çok tehlikeli olduğu, normalleşmenin hızlandırılması durumunda çok ciddi bir ikinci dalgayla karşı karşıya kalınabileceği yönünde. Bu da Amerika'da eyaletler arasında farklılaşmayı beraberinde getiriyor. Trump'ın özellikle bütün ısrarlarına rağmen New York başta olmak üzere pek çok eyalet Trump'ın normalleşme çağrılarına yaklaşmıyor. Sağlıkçıların açıklamalarına daha çok itibar ediyor. Sonuç olarak Trump bir siyasetçi ve siyasi kaygılar nedeniyle ekonominin açılmasını istiyor. Trump bir iş adamı, iş adamı kaygılarıyla ekonominin açılmasını istiyor. Ama öbür tarafta salgının ikinci dalgası eğer ki İspanyol gribindeki gibi olursa çok daha büyük hasar verebilir ve bu hasardan korkan insanların da büyük bir bölümü Trump'a itibar etmek yerine şu anda sağlıkçılara itibar etmeyi tercih ediyor. Bu da ekonomide her geçen gün daralmanın biraz daha artmasını beraberinde getiriyor. Hızlı hızlı yapılan araştırmaları sizlerle paylaşacağım. En büyük iş kaybı restoran ve otel gibi hizmet sektörlerinde yaşanıyor Amerika'da. Neredeyse %90'lara varan bir daralma var. Amerika'da yaşanan iş kayıplarının neredeyse %60'ı bu sektörlerden kaynaklanıyor arkadaşlar. Diğer büyük kayıp evcil hayvan bakıcılığı, tamircilik, kuru temizleme, otoparkçılık gibi geniş çaplı yine bir hizmet alanını ifade ediyor. Biliyorsunuz Amerika yoğunluklu hizmet sektöründe çalışan barındırıyor. İşsizliğini hizmet sektörüyle aslında azaltıyor. Türkiye'de de durum aynı. Dünyada da pek çok yerde durum aynı. Ve hizmet sektörü kilitlendiği an itibariyle işsizlik bir anda patlıyor. Toptan ve perakende sektörü %17.3 oranında daralarak 3. sıraya yerleşmiş durumda. 4. sırada inşaat sektörü %16.6 ile yer alıyor. İşsizlik sadece mavi yakalıları değil, yani işçi kesiminin
değil, aynı zamanda beyaz yakalıları da vuruyor. Mühendisler işsiz kalıyor, gazeteciler işsiz kalıyor, hizmet sektöründeki üst düzey yöneticiler işsiz kalıyor bu dönemde. Nisan'da ticari iş kayıpları neredeyse 40 kat artmış durumda. ABD'de 2 trilyon dolarlık gıda sektöründe tam bir kaos yaşanıyor. Gıda sektörü deyince aklınıza sadece işte marketlerde satılan domates, biber gelmesin. Hem marketlerde, hem restoranlarda, hem otellerde satılan tüm gıda ürünlerini paketli paketsiz, ham işlenmiş fark etmez, tüm ürünleri sayabiliriz. Gıda sektöründe tedarik zinciri tamamen kırılmış durumda bu dönemde. Evet, insanlar zaruri ihtiyaçlarını alıyorlar ama daha önce pek çok insan dışarıda tüketiyordu. Restoranlara gidiyordu, kafelere gidiyordu, otellere gidiyordu. İhtiyacı olmayan gıda ürünlerine de yöneliyordu. Gelirin azalması nedeniyle sadece zaruri ihtiyaçlarına yöneliyor. Bu arada bu anlattıklarım arkadaşlar lütfen sadece Amerika'nın sorunuymuş gibi algılanmasın. Çünkü birileri şunu söylüyor: bu pandemi Amerika'yı yıkıp geçecek, başka hiçbir yerde hiçbir şey olmayacak. Hayır arkadaşlar. Para babası Amerika bu duruma düşüyorsa eğer, emin olun dünyada gelir düzeyi çok daha düşük olan ülkelerle borçluluğu çok daha fazla olan ülkeler bu işin bedelini çok daha ağır ödeyecekler. Devam edelim. Gıda zincirinde, tedarik zincirinde yaşanan bu kırılma nedeniyle üreticiler de çok ciddi zora düşmüş durumdalar. Bakın çok enteresan örnekler var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Fabrikalarda küçük bir gölü dolduracak kadar süt dökülmüş durumda Amerika'da. Tonlarca patates çöpe gitmiş durumda. Yine tonlarca et heba olmuş durumda. Çünkü bu üreticilerin büyük bir kısmı, biraz önce de söylediğim gibi, sadece eve değil aynı zamanda restoranlara, otellere de hizmet ediyordu ve satışlarının büyük bir kısmını da bu alanlara yapıyordu. Hani diyoruz ya, marketler yaşadı, üreticiler yaşadı, acayip mal satıyorlar. Hayır arkadaşlar, marketler evet mal satıyorlar ama dediğim gibi zaruri ihtiyaçları satıyorlar. Oysa esas kalem olan restoranlar ve oteller ve zincir mağazalardaki satış çok ciddi manada bıçak gibi kesilmiş durumda. Bu da üreticilerin satış kalemini önemli ölçüde düşürmüş durumda. Bunu da unutmayın. Havayolu şirketleri büyük darbe almış durumda. Salgınla birlikte neredeyse %95 oranında bir daralma söz konusu. Ve bu daralmanın önümüzdeki 6 ay içerisinde açılması beklenmiyor. 6 ay sonrasında da çok minik bir kıpırdanma bekleniyor. Belki %20-25 aralığında bir toparlanma. Hala %80'lik bir kayıp anlamına gelir bu. Önemli bir ayrıntı Amerika Seyahat Birliği Derneği'nden geliyor. Onların tahminine göre bir yıl içerisinde Amerika'da turizm geliri 1.2 trilyon zarara uğrayacak. Şu ana kadar da zaten ciddi bir zarar yaşandı ve 1.2 trilyonluk zarar turizm sektöründeki resmen çöküşü beraberinde getirecek. STR adlı araştırma firmasının verilerine göre Amerika'daki otellerin doluluk oranları %58 oranında düşmüş. Bunlar iyimser veriler bu arada, onu da unutmamak gerekiyor. Longwood International adlı araştırma şirketinin çalışmasına göre Amerikalıların %82'si 6 ay içerisindeki tüm seyahat planlarını değiştirmiş durumda ve neredeyse evlerinden kapanmış durumda. Amerikan Toplu Taşıma Derneği verilerine göre ise tren ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının kullanıldığı ortamda ise %73'lük bir kayıp söz konusu. Sektör temsilcilerine göre ulaşım alanında 23.8 milyar dolarlık da kayıp olacak. Sadece Amerika'dan bahsediyoruz bak. Bu tablonun tüm dünyaya yayıldığını düşünün. Size aylardır söylediğim, ekonomiyle ilgili çok ciddi hasar verecek pandemi. Bunu yavaş yavaş göreceğiz demiştim ya. İşte yavaş yavaş rakamlar netleşmeye başladı arkadaşlar. Ve netleşen bu rakamlar ekonomideki, firmalardaki, reel sektördeki özellikle çöküntünün ne kadar büyük olacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. Sadece orta ve küçük ölçekli firmalar değil bakın. Büyük ölçekli firmalar bile bu süreçten büyük zarar görecekler, büyük darbe alacaklar. Çok ciddi manada işçi çıkartıyorlar ve çıkartmaya devam edecekler. İşsizlikle ilgili özellikle büyük şirketlerin CEO'larıyla yapılan araştırma gösteriyor ki yakın zaman içerisinde çıkartılan işçilerin tekrar geri alınması mümkün olmayacak.
olacak. Uzun bir süre hem Amerika'da hem tüm dünyada işsizlik devam edecek arkadaşlar. Ortam bize çok net bir şekilde şunu gösteriyor. Amerika başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesindeki batıklar, firma batıkları arka arkaya gelecek. Üretim firmalarının pek çoğu zorluk yaşayacak. Havacılık firmalarının pek çoğu zorluk yaşayacak. Ulaşım firmalarının pek çoğu zorluk yaşayacak. Reel sektördeki pek çok firma zorluk yaşayacak. Bütün bu firmaların bilançolarının bozulacağı anlamına gelir arkadaşlar. Bu ülkeler bu firmaları destekleseler bile bu kez ülke bilançolarının bozulacağı anlamına gelir ve borsalardaki çok sert satış baskısını beraberinde getirir. Şirketler kendilerini kurtarmak için hisselerinden vazgeçmeye başlayacaklar. Çok ucuz fiyatlarla nakide dönmeye çalışacaklar. Her pozisyonda, her kademede satış yapmaya başlayacaklar. Ve bu da borsalardaki net ve sert satışları ve sert düşüşleri beraberinde getirecek. Onun için sizlere borsalardan uzak durun diyorum. Bu büyük bir kırılma olacak ve bu kırılmanın içerisinden çıkmak da öyle kolay olmayacak. Altında rekor üzerine rekor kırılırken, doların yükselişi her geçen gün biraz daha devam ederken, bizim gibi paraya ihtiyacı olan ülkelerde dolarda çok sert yukarı hareketler olurken, borsalarda da arka arkaya satış baskısı devam edecek arkadaşlar. Bu videom da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Instagram'dan da izlemeyi ihmal etmeyin ve katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilirsiniz. Katkı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.